Kürek Federasyon seçimlerindeyiz. Bugün yoğun bir tempo var. 5 tane federasyon seçimleri var. Kürek'te biz kongre konuşmalarını yakalayamadık ama başkan adaylarından Erhan Ertürk'ü yakaladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sürekli başarı ivmesi ilerleyen bir Kürek Federasyonumuz var. Gururluyuz. Artık Avrupa'da, dünyada başarılarından söz etmeye başladığımız bir Kürek Federasyonumuz var. Bir de atasporumuz aslına bakarsanız. Tabii. Yani Kürek Osmanlı'da dediğiniz zaman Haliç'te ciddi yarışlar olurmuş. Ama bizim ilk gözümüze gelen atamızın kürek çektiği fotoğraf. Aynen öyle. Çok gurur veren bir federasyon. Florya'da o da. Siz de o federasyonun başkan adayısınız. İnşallah sonuçlar açıklanacak. Başkan olacaksınız. Belki öbür başkan adayımız olacak. Neler olacak? Kürek'te sizin projeleriniz, hayalleriniz. Öncelikle diğer adayımıza da teşekkür ederim. Çok medeni, güzel bir seçim oluyor. İşte hani siz de görüyorsunuz, demokratik bir ortamda. Camiamızın ne kadar güzel ve düzgün insanlardan olduğunu bir kez daha görüp gururlandık. Şimdi tabii ki ciddi başarılar var. Çıtayı İlham abi çok yükseltti. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Çok mutlu oluyoruz, çok gururlanıyoruz. Fakat farklı yönlerde eksiklerimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Kürek sporunun bilinirliği, zor kelime. Ve kürek sporunun tanıtımında ciddi eksiklerimiz var. Ülkeye dağılması, ülkedeki her çocuğun buna ulaşabilir olması bizim hedefimiz. Aynı zamanda Paris 2024'te de madalya hedeflerimiz var. Bu küreği bilinirliğini arttırmak için sizden de tabii yardımlar istiyoruz. Sizin gibi değerli basın mensupları da bize yardımcı olmasını bekliyoruz bu yeni dönemde. Daha çok inşallah görüşürüz, daha çok beraber oluruz. Sizlerin sayesinde bu spor bilindikçe daha çok insanlar gelecek, daha çok yatırım gelecek, daha çok izleyici gelecek ve sponsorlar gelecek ve daha da ivmeyi arttıracağız. Aslında hepsi birbirine bağlı bir çark. O yüzden hepimizin burada görevi var, sadece başkanın değil. Olursak inşallah ben de elimden gelen bütün enerjimle bu çocuklar için her şeyi yapmaya hazırım. Vallahi gördüğüm en genç başkan adayısınız galiba. Teşekkür ederim. Ya diğer federasyonlarda baktığım kadarıyla hep belli bir yaş üstünde bu sorumluluğu girmek istiyorlar. Siz genç yaşta istemişsiniz bu sorumluluğu. Ben aslında şöyle bir şansım oldu. Ben çok küçük yaşta yöneticilik kısmına geçtim. Yani iş hayatına atıldıktan sonra baktım ki ofiste duramıyorum, olmayacak o iş. Ondan sonra teknik kurula girdim. Milli takımda görevler aldıktan sonra güzel başarılara imza attık. Sayın Ali Koç Başkan seçildiğinde Fenerbahçe'nin yönetimini aldı. Fenerbahçe kürek takımının yönetimini yapınca da artık son basamak federasyon kalmıştı. Aday olduk. İnşallah hayırlısıyla burada da alnımızın akıyla temsil ederiz ülkemiz. Küreğin bir de şöyle bir enteresan durumu var. Büyük domestik kulüplerimiz bu branşta yer alıyorlar. Evet. Yani Fenerbahçe'nin var, Galatasaray'ın var. Diğer hangi kulüplerimizin var? Beşiktaş'ın da var. Bir son 5-6 yıldır biraz park ettiler diyelim, bir şeyleri oldu. Ama Beşiktaş da çok değerli bir kulübümüz burada. İzmit tarafında birçok kulübümüz var. Bunun dışında Adana, Adıyaman, Van, Sinop, Rize, yani ciddi bir yayılımı var küreğin şu anda. Bunları daha aktif, daha yüksek sporcu sayılı, daha büyük kulüpler olarak yapabilirsek, onları destekleyebilirsek zaten istemeden biz dünya şampiyonlarımız, kızlarımız, evet, oğullarımız çıkacaktır. Yani bakanlığımız birçok federasyona belli bir kaynağı sağlıyor, desteği sağlıyor. Ama bu destek ister istemez yetmeyecek. Bir sponsor desteğine ihtiyaç var ki sizde de malzemeler, pahalı malzemeler ve kulüplerin en büyük ihtiyaçları da büyük ihtimalle onlar. Kürsü konuşmanızı dinleyemedik ama kulüplere ne vaat ettiniz burada? Şimdi ben önce bakanlığa değindiniz, ona da değinmek istiyorum. Gerçekten çok sıcak karşıladılar. Güzel projelerimizi anlattık. Çok mantıklı geldi ve özellikle burada teşekkür etmek istiyorum Sayın Hamza Yerlikaya, bakan yardımcımız. Çok ilgilendi ve çok yardımcı oldu bu süreçte de. Projelerimiz eğer gelirsek neredeyse kendileri tamam dedi diyebilirim, artık bir imzamıza kaldı. Bir kere ülkemize bir parkur kazandırmamız gerekiyor. Yani bizim sahamız yok. Futbol sahamız olmadan futbol takımımız var gibi diyebiliriz ve dünya şampiyonu oluyor. Şimdi öncelikle parkur kazandırmak istiyoruz. Bunu bakanlığımız da çok istiyor. Bu parkurlarda bizde tabii şey gibi düşünmeyin, futbolun stadı gibi düşünmeyin. Parkurların yanında boydan boya kayıkhaneler, evet, oluyor ve bütün kulüplere ayırıp bunları yararlanabiliyorsunuz. Yani direkt bir kulübümüzün kayıkhanesi olmuş oluyor. Bu ciddi projelerde etraf kulüplerin hepsinin direktman kayıkhanesi oluyor. Devletimizin zaten belli ödenekleri var. Bunlarla yurt dışından vergisiz bir şekilde bu ithal ürünleri alabiliyoruz. Bunları federasyon üstünden alıp kulüplerin bu vergi avantajından yararlanmasını sağlayacağız. Milli takımımıza sponsor olan ve kullanılan tekneler bedava teknelerle sponsor oluyor bazı firmalar. Kendileriyle iletişime geçtik.
Hepsini milli takım kullandıktan sonra ikinci el satım bedeliyle kulüplerimize satacağız ve kendileri buradan maddi olarak yarar sağlayacaklar. Bunları anlattık. Bakanlığımız da çok hoş karşıladı, çok akıllarına yattı, çok sevindiler. Buradan öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Kulüplerimizin de ciddi, sıcak ve desteğini gördük. Çok büyük bir kitle oluşturduk. Bizim zaten tek amacımız birleşmek. Yani birleştirici olmak, hep beraber bir şey yapmak. Bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Allah başkanım, inşallah bundan sonra mikrofonu size bolca uzatırız. Bolca sınavlarınızda yer alırız. Başarılar diliyorum. Çok da konuşmayı seven bir insan değilim. Yok ama yani. Çok da akıcı konuşuyorsunuz. Teşekkür başkanım, ederim. Çok da mutlu sağ oldum bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin size. Başkanım, biraz önce faaliyet çizelgesine baktım. Bütün federasyon seçimlerini geziyoruz. Ama o faaliyet çizelgesinde bir şey var. Dünya şampiyonası, madalya yok, madalya yok, artık madalyalar var. Çıtası yükselen bir kürek federasyonumuz vardı. İlhami Başkanım niye başkanlığı bıraktı? Niye aday bile olmadı? Çok teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir karşılıklı konuşmak için fırsat verdiniz. Tabii ki ben de onu size açık ve net olarak anlatmak isterim. Bildiğiniz gibi genelde federasyonlara başkan adayı olmak herkesin gönlünde yatan bir şey. Eğer o spordan geldiyseniz çok daha fazla bir isteklen oluyor. Burada yapılması gereken şu, ben buraya başkan olmaya gelmedim. Benim amacım kürek sporundan geldiğim için özellikle burada hizmet için bulundum. Yani bu neydi? Bizim çocuklarımız artı bu sporun belli bir yere gelmesi için belli bir birikimimiz vardı. Onları da burada bu spor için yaşadıkça karşımıza çıkan olayları daha iyiye çevirerek güzel bir yerlere çıkması için o çalışmaları yaptık. Buradaki benim bırakmamdaki en önemli konulardan bir tanesi artık kürek sporu güzel yerlere geldi. Çünkü düşünün yani bugün 1957'de kurulmuş olan federasyon ben geldiğimde 2008 yani arada korkunç bir zaman var ve iki tane madalyamız vardı. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman iki tane madalya hakikaten yetersizdi. Ve biz o gün başladık. 2013'te ilk Akdeniz oyunlarıyla Mersin'de yapıldı biliyorsunuz. Orada iki tane gümüş madalyayla başladık ve öyle devam ettik. Bunun yanında dünya yarışlarında önce üçüncülük, dördüncülük, beşincilik derken yavaş yavaş merdivenleri çıkmaya başladık. Ve bugün bayanlarda dünya şampiyonu çıkarttık. Bayanlar hiç yoktu. Evet. Yani ondan sonra gençlerimiz dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu oldular. Dünya üçüncüsü oldular. Şimdi daha da geriye gidiyorum. Yine şöyle kıyasladığımızda iki tane 57'den 60 deseniz 45 sene falan olmuş galiba. Evet. İki tane madalya. Şimdi 23 tane var. Ve bunlar dünya birincisi, ikincisi, üçüncüsü artı Avrupa şampiyonları. Evet. İki tane Avrupa şampiyonumuz var. Şimdi bunların yanında mesela uluslararası yarışlar var. Ben onları saymıyorum. Artık orada da o kadar çok var ki. En çok sevindiğim Balkan şampiyonaları. Balkan şampiyonaları çünkü yıldızlar gençler kategorisinde yapılıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Balkan'da mesela madalya alan çocuk olduğu zaman geleceğiniz onlar. Evet. Yani yıldız ve gençler. Bu sene mesela 8 tane altın, 5 tane gümüş, 3 tane bronzla kapattık. Kupaları da aldık. Herkes dedi ki ya ne oluyor? Nerede çalışıyorsunuz siz falan? Şimdi bu kürek sporu bir kürekçinin yetişmesi yaklaşık 7 sene isteyen bir zaman dilimi. Ondan sonra da bu sporcuların belli bir seviyeye çıkabilmesi için büyük bir özveriyle geliniyor. Onlar işte hocaları olsun, kulüpleri olsun. Sağ olsunlar iyi bir koordinasyon içinde biz bunların hepsini kazandık ve çocuklarımız artık önü açık, mükemmel bir şekilde gümbür gümbür geliyorlar. Artık Türk çocuğu madalyaları bırakmayacak. Orada daha çok madalya var. Onların hepsini alacağız inşallah. Burada da benim bırakmamın en güzel yeri diye düşündüm. Tekrar sizin sorunuza geri dönüyorum. Gençlerin artık önünü açmamız lazım. Evet, bana da niye herkes gidiyorsun en güzel yer falan, en güzel zaman demişlerdi. Yok, biz bir şeyler yaptık artık. Bundan sonra gelecek arkadaşlarımız inşallah daha ilerini yapar.
Biz de eğer istenirse her zaman destek oluruz. Mutlaka sizin tecrübelerinizden faydalanacaklardır. Kim kazanırsa kazansın. Tabii. Siz söylemediğiniz bir başarı daha var başkanım. Şimdi ben bütün federasyonları ister istemez takip ediyorum. Her federasyonun başkanının gözünde şu vardır. Futboldaki o domestik kulüpler, büyük kulüpler bizim branşımızda faaliyet göstersinler. Siz 4 tane büyük kulübü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, diğer takımlar bu branşa dahil etmeyi başardınız. Bu gerçekten büyük bir başarı. Bunu nasıl sağladınız? Tabii şimdi o soruya geleceğim. Yalnız bir şey unuttum. Onu söylemek zorundayım. Tabii. Bu arada 2008'de geldim. Bugün 3 tane olimpiyat gördük. Üçünde de vardık. Evet. Gençlerde gittik. Gençlerde gittik. Madalya aldık, döndük. Ondan sonra işte çocuklarımızın birisi bıçaklandı, gidemediler. Yani öyle bir kötü dönem geçti. Sonunda da tekrar bir tane arkadaşımız gitti ama o da maalesef hastalandı. Ve o hastalık neticesinde de iğneyle götürdük. Şimdi sizin dediğiniz olaya gireceğim. Ben her zaman büyük kulüplerin bu çekişmesine karşıydım. Esas Fenerbahçe kökenliyim. Bizim zamanımızda kürekleri çıkartıp bir suyun içinde birbirimize vururduk. Kavgalar o kadar kötü şekilde gelişirdi ki. Sonradan bana çok garip geldi. Yani niye kavga ediyoruz ki biz? Yani sonuçta hedef aynı. İyi olan o hedefe yürüyorsa, eğer destek verilmesi gerekiyorsa destek vermeleri lazım. Neden? Madem ki düşünceler bu spor için geçerli, kürek sporu için, herkes bunun için her şeyi yapmak zorunda. Ve Galatasaray'la olan ilişkilerimizi daima üst düzeyde tutmaya çalıştım. Çünkü onlar da bu iş için çok zaman ayırıyorlar. Çok büyük... Ama ikna etmesi de kolay bir şey değil. Evet, ama sağ olsunlar bana karşı çok saygılı davrandılar. Bir yerde de hani yaş olarak belli, abi olarak onlara bazı şeylerde ben her zaman o telkinde bulundum. Ve sonunda dünya üçüncüsü olan bayanlar, birisi Fenerbahçeli, birisi Galatasaraylı, iki çifte ekibi. Ve bu arkadaşlarımız sonradan da dünya şampiyonu oldular. Gene birisi Galatasaraylı, diğeri Fenerbahçeli. Dört tekte de aynı. İki tane Galatasaraylı, iki tane Fenerbahçeli var. Yani ne güzel bir şey. Yani evet. Olması gereken bu zaten. Çünkü neden? Orada ay yıldızlı formayı giyiyor bu arkadaşlar. Evet. Ülkemizi temsil ediyorlar. Ve sonunda birinci oldukları zaman da bizim bayrağımız göklere çekiliyor. İstiklal Marşımız orada herkes tarafından okunuyor. Bütün çocuklarımız hepimiz gözlerimiz yaşlı dinliyoruz. Hem de Atatürk'le ilişkili olan bir spor. Yani. Ya daha doğru, da ayrı bir kısım var bizim açımızda. Tabii bir de o da var. Evet, Atatürk'ümüz tek çiftede güzel bir resmi vardır. Evet. Onu bilmiyorum, ben eskilerden duydum. O teknenin Galatasaray Kulübü'nden verildiği diye söylenmişti. Önemli değil. Mühim olan işte Atatürk'ün tek çiftede kürek çektiği. O yarış teknesidir. Yani evet. O dönemin yarış teknesi. Şimdi tabii her şey çok değişti ama. Yani o doğru. Bende bir resim var. İzmir'den geldi. Çok eski, yine İsmet Paşa'nın dört tek yarışında dümenci olarak dört tekte dümende oturduğunun resmi var. İzmir'de kordon boyunda o zamanki yarışlar yapılıyor. Ve ben o zaman şaşırdım. 1930'lu yıllar. Evet. Şaşırdım kaldım yani. İsmet Paşa da bu yarışlarda bulunmuş. Bilmiyorduk. Bunu da şimdi öğrendim. Evet, evet. Şimdi federasyon başkanlığından bıraktıktan sonra temel ufak tefek problemleri olur. Görüş ayrılıkları olur. Orada müdahale edecek bir abi, birisi her zaman ihtiyaç bulunur ama çoğu yerde bulunmaz. Sanki Kürek Federasyonu bir taraftan da bunu bulmuş gibi. Yani başlarında bir abileri var, saygı yani duydukları, görüşlerine şey yapacakları. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten yani şu anda aday olmamanız dahi aslında bunu gösteriyor. Yani bırakabilmek de kolay bir şey değildir. Bu ben kadar... ikinci başkanım bırakanlardı. Daha önceden de oldu. Hayır, ben daha önceden bırakıyordum. Aziz Başkan sağ olsun. Bir de eski kürekçiler Fenerbahçe Kulübü'nde çok baskı yaptılar. Ben çünkü gidip genel müdürümüzle falan konuştum, teşekkür ettim, ayrılıyordum. Sonradan tekrar geldim yani, mecburen geldim. Çünkü çok baskı vardı. Dediğiniz çok doğru. Etrafımızdaki bütün arkadaşlar, yani hepsini çok severim. Bir de bize karşı duydukları ilgi de farklı. Ama yani şunu da yadırgamamak lazım. Yani 45 yıllık bir geçmiş var burada. Belki daha fazla. Yaşımız da ortaya çıkıyor.
sonuçta yani tabii ki bildiğimiz onlara yardımcı olacağımız bir şeyler varsa dediğiniz doğru. Her zaman oradayız, yerimizdeyiz. İnşallah onlarla da bu tür bilgi alışverişi yaparız. Sizin haberlerinizi çok yazdım ama tanışmak bugüne nasipmiş başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Biraz geç oldu ama. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Kürek Federasyonu'na yaptığınız hizmetler için bir spor sever olarak çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki sizler varsınız. Çünkü pardon, amatörlerde büyük destek lazım. Çünkü amatör sporlarda hakikaten büyük özveri var. Yani bu yadsınılmayacak bir şey. Ve bütün dünyada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Türkiye'de gelişen bir spor. Yarın öbür gün göreceksiniz, deniz küreğini getirmiştik. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili, sporları niye yok demişlerdi. Bence deniz küreği çığ gibi büyüyor. 2024'te de tahmin ediyorum olimpik olacak. İnşallah halkımız da buna çok yakın ilgi gösterecek. En önemlisi spor bakanımızın amatör sporlarda çok güzel bir yeni önemli bir konuyu başlattı. O da neydi? Çocuklarımızın genç yaşta üniversitelere hazırlanması ve burs alabilmesi için olimpik federasyonlarda dünya ve Avrupa madalyası alan sporcularımız artık %100 bursla okuma şansına sahip. Evet. Bu gelecek kaygısı olan bütün aileler için de güzel bir nimet. İnşallah bunu da hepsi değerlendirir. Bizden şu anda oraya girmiş sporcumuz da var. Harika. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.